açtım. Anladım. Açtım. Evet, ya anladım. işte ben de sonra dedim ki onun ben dedim ağzını ben, girdik Ben dedim ki <laughs> bunun dedim bu, bu dedim götüne dedim gofret sokacağım dedim bu herifin dedim. Götüne böyle gofret. Ne kadar naif. Ne? Gofret. <laughs> Nesi naif götüne gofret sokmanın? Gofret kırılır oğlum zaten girene kadar. Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. <laughs> götünüze, götünüze girmesinden beyis duymayacağınız e, yemek itemı nedir? Zepon. Buz. Buz yemek itemı sayılmaz gibi biraz. Bilmiyorum abi yemek item ne demek ya? Piş piş mi olması gerekiyor? Ben de strapon dedim ağzımıza da alabiliyoruz. Bence okey. Ya o zaman şey de dersin. Durex çilekli kayganlaştırıcı de dersin. Ekmeği sürüp yiyebiliyorsun. Organik o bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Emiklerim onu da. <laughs> Sever miydiniz? Muhteşem bir konuşma ya. Şey sever miydiniz? Tüplü e, sarella marella muhabbetlerin biz çocukken vardı. Hala var da yani. Çok lan. Çok okuram. Tabii canım sokakta az emmedik ya. Sokakta. <gülüyor> <gülüyor> ya Ancan sen ne <laughs> evet ev bu, bu, bu bu erotizm leveline biz nasıl şimdi bir anda gelelim ya? Dur tam bir dakika kendimi <laughs> evet Seçimden dolayı mutluyum galiba onunla <laughs> Aa evet. Yiğitcan e, artık canım. en fazla en yoğun AKP'li nüfusunun olduğu yerde yaşıyorsun. Ne düşünüyorsun bununla ilgili? E, zaten bence öyleydi e, her zaman. E, sokaklarda çok üzgün suratlar var abi birkaç gündür Berlin'de. Biz oy veremedik. <laughs> e, memleket elden gitti ifadeleri e, gözüküyor. E, ama e, hepsi aynı anda eurolarını alıp evlerine gittikleri için üzüntülerini zannedelim çok uzun sürmüyor e, Berlin Belediye arabalar. Başkanı hakkında ne düşünüyorlar? Bunlara hiç yorum var mı? Berlin hiç, Belediye Başkanı. Hiç, hiç fikrim yok. Berlin Belediye Başkanı ama solcu. bize hoş geldin. 16 tane evet. bize zarar vermiş. Ee, onun hakkında da herhalde e, kurul düzenimiz iyi falan diye düşün. <laughs> <laughs> Çöpleri alın iyi. <diye. gülüyor> Aynen. Düşünüyorlar herhalde bir şey. Berlin e, eyalet başkanıyla ilgili. Berlin Belediye Başkanı'nın adını biliyor musun? Berlin Belediye Başkanı mı? Hayır. Evet. Hans Evliya oldu. <laughs> <Evet. gülüyor> Hans Evliya. Oğlum şu Ekrem. İm <laughs> Ekrem bütün o fake isimleri mitiş oldu ya. Açıp açıp onları iz izleyip izliyor. Video ya. O video çok iyi video gerçekten. <laughs> Muhteşem ya. En sevdiğim. İmam Hatipoğlu. Benim en sevdiğim orada Ekrem Oğlu benim en sevdiğim. Ekrem. <gülüyor> <gülüyor> ben Ekrem Eyiğba olduğunu çok seviyorum. <laughs> Ek Ekrem Eyvahoğlu <laughs> falan diye böyle bir ses çıkarıyor ya bir adam. çünkü iyi. <gülüyor> <gülüyor> bir evet, Pardon inat da imam işte imam imam oğlu mu işte Murat Kurum mu diyor. İnat bunu iki kere söylüyor işte Murat Gün falan diyor herif böyle. Ulan dinlemiyor musun da bunu bambaşka isimler söylüyor. <laughs> Müthişler ya. Evet. Fuat Kurum da güzel bu arada onu da seviyorum. Fuat Kurum çok iyi. Evet. Fuat Kurum. Ama ben, ben şeyden kopamıyorum yani. Ekrem oğlundan kopamıyorum ben yani. Ekrem oğlu. Miroğlu diyor diye... <laughs> oğlum Evet abi Miroğlu da çok iyi hakikaten. <laughs> Eda bu da koş geldin. 19 Miroğlu. aydır berabermiş. E ne yaptınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor? Güzel. İyi. E, bugün hava güzeldi Berlin'e. Dışarı çıktım, bisiklet bindim, parka gittim. E, evet arasında oturdum. Çok güzel verimli bir gün olmuş. Hollanda'da evet. da mı hava öyle peki? O, o hava abi 24 dereceydi inanamadık. Biz de hemen dışarı çıktık. 24 Mehmet Ali Ulaştık. Ünlü hoş geldin. 24 sıcak yani değil mi? Tabi tabi. Bu tabi. Evet. Müthiş bir hava canım. Mehmet Ali Ünlü sen de hoş geldin. Burada ee, ki, bu şey chatte bir takım bozguncu piçler görüyorum. Arkadaşlar Kick'te yayın açamadım. işim vardı amına koyayım. Ev işim vardı yani. Onlarla uğraştım. Acil evde işler çıktı uğraşmam gereken. Ee, kusura bakmayın yani. Ne yapayım amına koyayım? He, Kik şimdi Kick'te zengin oldun mu şimdi kardeşim? Nasıl Kick? Kick yani Kick'te böyle ne şey yapıyorum? Ne uzalıyoruz? Ne kısalıyoruz yani? Ne uzuyoruz, ne kısalıyoruz Kick'te yani. Bir 50 abonem var. Ee, hmm. ama yani şey o 50 abone de iyi bir para getiriyor yani. O yüzden böyle evet, ha haftada bir için haftada bir böyle bir şey izliyoruz orada dizimizi izliyoruz. Gayet tatlı geçiyor yani şimdilik öyle. Ama tabii Ay, ki Aygün de... Bard beş tane katıl ateşlemiş. Ama işte Kendine bu yüzden o bu yüzden Aygün Bard gibiler yüzünden ve güzel Türk liramızla e, para kazanma ihtimalimiz olduğundan YouTube'da ana mecramız olarak devam ediyoruz. Du 8. ayında sen de hoş geldin. Hoş geldin. Nihat 22 aydır bizle berabermiş. Helal. E, 3 isim problemi? Eee. E, Kuromi hoş geldin. Bilmiyorum ben izlemedim üç isim problemini. Hadi onu izle yarın konuşalım seninle. E, yarın konuşamayız. Ben yarın HNGK yapabilir miyiz emin değilim. Ne? Adetisini almamız e, <gülüyor> yarın <gülüyor> yarın Wolfsburg'a gidiyorum. Oo. Orospu mu? Na, Oğuz <laughs> gidiyorum abi evet. Buradan da hepinize duyurmak istedim. Serhat hoş geldin. Yarın Oğuz gidiyorum. Sevgili Mert ve Fener dinleyicileri. Ne yapacağım Wolfsburg'da? <laughs> Wolfsburg'da Wolfsburg maçı izleyeceğim abi. Aa, süper. <laughs> <laughs> hiç Bundesliga maçı izlemedim. Bundesliga kulüplerinin maçlarının biletleri erkenden bitiyor diye. ama Wolfsburg'un taraftarı yok. Çünkü Wolfsburg diye bir şehir yok aslında çok. Yani Volkswagen fabrikasında çalışanların kampüsü gibi bir yer Wolfsburg. Eee <laughs> <laughs> O yüzden de çok rahat bilet bulunabiliyor diye. Bir dedim bir Bundesliga maçı görelim ya. Şuradan trenle bir saat zaten Berlin'den. E süper. Alacağım bisikleti, gideceğim treni koyacağım. Trenden ineceğim. Wolfsburg'da biraz bisiklet gezerim. Volkswagen Müzesi'ni e, gezerim belki. Sonra maça giderim. Bir yemek yerim, dönerim. Müthiş aktivite. Sevdim. Bence de fena değil. Umtiti hoş Ma geldin. Maç kimle? Ee, Ma Borussia Mönchengladbach. Ooo Aynen. güzel. Türk taraftar çoktur onların. Inverite Serum hoş geldin. Vay anasını ee, satayım evet. ya. Bir Türkçe küfür et bence tribünde. <laughs> Aynen. Rus bu <Orospu> çocuğu. <laughs> Oros bu çocuğu falan diye. Bir gün onu geçen gün ne anlatıyordum. Bir gün böyle, böyle bir link yemiş. Link yemiştim e, Twitter'da. Götüm attı hemen sildim. O yüzden bilinmez. Evet. Ama yakalayan yakalamıştır. E, Euro 2020, ertelenen Euro 2020. 2021 senesinde Euro 2020'deyim. Mehmet İvanov hoş geldin. E, şeydeyiz abi. Bakü'deyiz. Türkiye... Hı -hı. İsviçre maçı tamam mı? Çok erken bir gol yedi kaleci evet. onların hemen böyle çaprazın önündeki fener formalı bir taraftar orospu çocuğu orospu çocuğu seni falan diye küfretmeye başladı. <laughs> tamam. Hatırlıyorum bunu yani. Ben de yazdım twitter'da daha hemen dakika bir erkenden gol yiyen milli takım kalecisine orospu çocuğu diye küfreden taraftar bilin bakalım hangi formalı o sene kaleye Fenerli Altay mı geçsin Trabzonlu Uğurcan mı geçsin diye ölümüne bir tartışma varmış Türkiye spor sosyal medyasında Türkiye spor sosyal medyasında mı varmış abi kimse artık yani onun adı o lağımda ve Şenol Güneş Trabzonlu olduğu için Uğurcan'ı tercih ettiği aslında ama altıya hak ettiğini düşünen bir fenerli tayfa var. Oğlum bunlar benim bir ağzıma sıçtılar. Daha maç <laughs> oynanıyor. 15 dakika içerisinde 250 quote tweet oldu. Korktum. Sildim tweet'i. Ben uğraşamam. Bu yıkanmamış barbarlara ben bir şey anlatamam yani anladın mı? Artık hani korkmuş, Abi İsmail gitmiş, ve Turgut satıyor. çok fena e, ölüm tehdidi falan aldılar. Evet evet ben onları dedim tweet'i silin yarına bir şey kalmaz diye. Çünkü YouTube videosuna tık yok. Hiçbir etkisi olmadı YouTube videosuna. Ertesi bir tane daha tweet atmışlar abi. Bu da Galatasaray'a dalga geçtiklerini Hani bakın herkes dalga geçiyoruz manyetinde. Onda da tık yok. Bir tek bu tweet de var. Çünkü şey bu arada onu öğrenmişler. Böyle bir şey varmış ya. Yani. Fener'li sosyal medya e, Whatsapp grupları varmış böyle işte. Fener taraftar gruplarının uzantısı olan. Onlar da böyle beyler bu tweet'i sikiyoruz falan diye böyle paylaşıldı <laughs> mı. Gitti sabaha kadar millet böyle 15 hesapla falan gelip gelip altına şey yapıyormuş. Özel numaratını falan buldular oğlum. İsmail'le Turgut'un bayağı ölüm tehdidi falan işte attılar. Evet ben İsmail'e yazdım. Nasıl nasıl gidiyor? neler oluyor şu anda diye. Abi numaramı bulmuşlar WhatsApp'tan ölüm tehdidi atıyorlar. Ey Allah'ım <laughs> ya. <gülüyor> ne saçma iş gerçekten yani. Evet. Bir de bir Abi, şey de dedi. söylemiyorlar ha. Zaten oğlum yani kendi teknikleri kendileri de kızıyorlar. Sonra başkası kızınca hayır biz kızacağız. Siz kızamazsınız Abi. diyor. <laughs> Çok affedersin İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalar da o kadar dalga geçilebilir açıklamalar ki İsmail Hocam da yani bence bir bir soğusun o da kendi dalga geçer. Yani çünkü şey falan diyor <laughs> ben de, ben de onu sabek yaptım ben niye övülmüyorum falan diye bir şey demiş adam oğlum bunu yani bu <laughs> komik ama bir şey diyeyim mi yani keşke bu hafta yapsalardı programı çünkü yani Ali Koç çıkıp hepsinden daha komik şeyler kişiye karşı <laughs> Oğlum çok kötü bir şey. Şu an Türkiye futbolu çok kötü ya. Yarınki evet, maç olacak evet. mesela yarınki maça U19'a çıkacaklar. Fenerli, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Evet Aziz ya. Yıldırım bile kızmış lan. Aziz Yıldırımcı olacağım bu saatten sonra. Böyle saçma kararlar ne yapıyorsun? Aziz Yıldırım şey. did nothing wrong Tancan. Aziz Yıldırım evet, did nothing. Ya. Wrong. Bunu bunu oğlum Ali Koç çıktı. E, istatistik çıkartmış. Diyor ki son 10 yılda diyor en çok puan toplamış diyor 5 takımdan diyor sadece bir tane şampiyon olamadı diyor. Gördünüz mü diyor o da Fenerbahçe. <laughs> Abi sen niye kendi başarısızlığın istatistiğini çıkarttın? Abi kendi bu şey kendi gibi değil mi ya? Jay-Z'nin <laughs> Emmy ödüllerindeki açıklaması gibi bir şey değil mi? <laughs> ne benim benim, benim karım bütün ödülleri aldı bir tek yılın albüm ödülünü almadı. Bu sizce de garip değil mi? <laughs> abi çok daha kötü. Çok daha kötü. Çünkü yani 5 yıldır en çok puan toplayan, 9 yıldır en çok puan toplayan 5 takımdan birisi şampiyon olamazsın. Bu hakemlerin sana kastettiğini Göstermez Bu senin başarısı olduğunu gösterir abi bu. Yani sen <laughs> kusura bakma yani kendine gel. Bu ne ya? Peki ama bak ben şunu söyleyeceğim. Eee ben bu şeye çıktılar ya kurul yaptı kurul yaptılar. İslam Türkiye'nin 4 milyondan evet. insanlar kurula geldiler. Bayağı şey gibiydi. Ayrı kıvada yüzü şey yapacağız to toplantısı gibi bir şey bekliyordu insanlar. Oradan şey diye çıktılar ya. Ya U19 ile çıkacağız. U19 u, U19 u evet. ile çıkacağız ama o da kesin değil. falan diye böyle bir. Oğlum bir, bir taraftar kızmış ya <laughs> taraftar mı artık kim söylemiyorum. Başkan bizi niye buraya getirdi? Evet, niye buradayız? <laughs> hadi evet. Hadi. Evet. <laughs> Neden götürdüler biz Abi bak biz tam çıkışına e, tam ne yaptın çekmiştik o gün. Tam böyle Söğütlü Çeşme'de dağılacağız duruyoruz. Üfkeli öfkeli Fenerbahçeliler yürüyor falan çıkışlar kurultaydan. Of, of e, çok şey Çok böyle çok canları sıkkındı. Zaten sonra Twitter'da millet coştu. Bizi buraya kadar niye getirdiniz zamına koyun falan diye. <laughs> Taraftara yazık lan. Adamlar inanmış orada bir şey bekliyorlar. Yani Oğlum ayıp ya. E bir bölüm tarafta ara çok yazık. Ben Fenerlilerin hepsini Allah'tan sabır diliyorum. Bir bölümüne şeyden dolayı diliyorum. Yani takımları zor zamanlardan geçiyor gerçekten. Hem yani akıl tutulması yaşamış bir sürü insan var Türkiye futbolunda. Ee, iyisi kötüsü Fener'e patlıyor. Yani Trabzon'da kimse sağdaki şeyin güvenini, güvenliğini sağlayamıyor. Geliyor o Fenerli oyunculara saldırıyorlar. Gerginlik Fener maçı da çıkıyor. Zaten bu Fener Trabzon gerginliği niye bu kadar uzadı anlamak mümkün değil. Tabii canım. Ee, takımları başarısız başkanları düzgün yönetmiyor Üst, tutturmuş bir tane 1950'lerdeki hadi 30'lardaki şampiyon Osmanlı'ndaki <laughs> şampiyonluklarımız nerede falan diye bir şey bir kanala girmiş takımın o, o, da 10 yıldır şampiyonluğu yok onun şeyi yok falan bilmem ne o kadar para harcanmış bunlar hepsi çok sıkıntı ama bir bölüm Fener taraftan Allah'tan sabır diliyorum ki hızlıca iyileşsinler yani e, çünkü Instagram'da mesela gerçek olduğunu inanmak istemediğim şey gibi yorumlar var abi. CHP'nin seçimleri kazanmasını seviyor. Fenerbahçeleri karşına alması. Erdoğan'ı falan diyor. <laughs> <laughs> Lanetmiyorum baba ya. Yani <laughs> bilmiyorum. Bir araştırma görmedim bu konuyla ilgili ama gerçekten sanmıyorum ya. Peki u e, Emeklilerden daha fazla etki, olamaz, etki etmiş olamazlar. U19'da çıkacaklar <laughs> ben... mı şimdi? Çıkacaklar oğlum. Takım izinde lan. Durgun Turgut'ta konuşuyorduk onu FM yayınında az takım izinde bazıları ülkede değil. E, peki şey <laughs> karşı, karşılarında kim var? Abi Galatasaray kadro çıkacak. Normal bayağı Icardi'li falan çıkacak. Herhalde. 19 yaşındaki çocuklara karşı. E, 19 6 abi. <laughs> ya işte 19 abi maksimum <gülüyor> 19. <gülüyor> 19. <gülüyor> Planları maçı bitti, oynatmamak yani şey falan anladım kadarıyla. Hep beraber hızlıca kırmızı kartlar görüp hükmen yenilecekler falan herhalde. Abi ne kadar kötü ama genç bir oyuncu nasıl kırmızı kart görecek abi? Gidip el, mi atacak atmayacak. El, el yo, yo, yok el, yok elle el oynar. Elle oynar. Abi o, o, biraz, oynar. o, o, elini o al biraz elini alıp izlenir. sağda gezecek. El, o biraz falan, izlenir, izlenir falan. gibi çünkü komik bir şey. Olmaz ya. Abi çok gaz ya. Mı yani abi? şey bir de yarın yarın. Abi bir de bu şeydi ya abi. 100. yıl Süper Kupa'sıydı ya. E ee, bu kupanın bir önceki yarı Cumhurbaşkanlığı kupasıydı. Hani evet. önce Riyad'da oynanmaya çalışıldı. Atatürk yapamıyoruz diye oynatılmadı falan. Şimdi Fenerbahçe falan oynamıyor. Çok komik. Oğlum bir de böyle o şey olaydı. oluyormuş ya. O U19 takımı yeniyormuş Galatasaray'ı falan. Tam bir anime hikayesi, işte, tam bir anime Ama bitirmeyecekler oluyordu. işte. Yani maçı bitirmeyecekler ki abi, sorun o zaten. Oluyor. Bir Çıkacaklar yenseler... Çok acayip 7 kişi yani. kalacaklar, maç bitecek. Ha, okay. hiç, mi hiç mi oynanmayacak, hiç mi oynanmayacak diyorsun? 5-10 yok, yok, işte, e, dakika işte. Şey olunca futbolda 6 kırmızı yok. 5 kırmızı kart görünce 6 kişi kalınca yani e, hükmen yeniliyorsun. Hmm. Ona oynayacaklar hızlıca, hızlıca topu kucaklayacaklar, eller alacaklar falan. E, o şey zaman değil, neden şey, bu şey, kadar, neden prensip gereği bu kadar uğraşıyorlar? Hiç uğraşmasınlar. Abi protesto protesto aslında şu an olayların olaylarının hepsi e, Fenerbahçe kendi güvenliği sağlanamadığı için protesto ediyor e, federasyonu. Eee güvenlik konusunda hakkı var. Ama Trabzon bu protesto haklılar bu arada evet yani. Bu protestonun muhatabı e, Trabzon Valiliği ya bence. <gülüyor> 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 Futbol Federasyonu da baya Futbol Federasyonu çok dandik abi Bu sene skandallarla dolu bir sene çok kötü oldu Türkiye futbolu. İğrençti zaten. Ama çok kötü oldu oğlum. Yani şey gibi bir nokta hakem dövüldü. Hakem dövüldü. Bak, Bak hakem dövüldü sonra bir daha dövüldü. <gülüyor> hakem <gülüyor> dövüldü ondan sonra e, <laughs> oğlum bu arada aynı hakem biliyor musun Trabzon'da falan. <laughs> onu diyorum işte onu <gülüyor> diyorum. Trabzon'da <laughs> şeye saldırı yaptılar. Riyad'daki kupa oynanamadı. Yani her şey çok kötü. Ama yani Trabzon'daki e, federasyon protesto hak ediyor ama birinin de hakikaten şeyde onu yeterince yani Fenerbahçe onu so herhalde söylemeye çalışıyor. Yani birinin de hakikaten abicim sağdaki oyuncuların güvenliğini kim sağlıyordu? Kim kimin sorumluluğuydu bu amına koyayım? Kim, <laughs> kim bakmadı oraya? Anladın <laughs> mı? Onu bir açıklaması gerekiyor yani. Kimse de açıklama yapmıyor. Yani. Evet abi. Olmaz gerçekten. Evet, futbolda rezillikler, seçimi kazanan bir CHP Türkiye'de pek çok şey ...yoğun bir şekilde değişiyor. Değişmeyen tek şey... ...değişimin kendisidir ve insanların... ...yaptıkları rezilliklerdir. Sevgili dostlar, BHGB'nin 46. 64. bölümüne hoş geldiniz. Ee, eğer like'larınızı... ...attıysanız... ...like'ını at kardeşim, sırtına yaslan... ...ve kendini rezilliklerin koynuna bırak. Ama önce like'ını at. Evet. Like atmak bedava. Şu anda... Evet. ...664 izleyicimiz var. Şeytanın rakamı. 186 like görüyorum. Bu like ın... demokrasi için like at. Evet, demokrasi için evet. katılım oranımız düşük. Katılım <laughs> destek seviyelerimiz az sevgili dostlar. Evet, bununla birlikte <laughs> e, artık yavaş yavaş like acı... atmayan iyi partilidir. Aynen öyle. E, HNGK'nın BGB'nin yeni bölümünü açıyorum. 5 tane hikayemiz var. Her biri birbirinden korkunç. E, başlıkları hikayenin içeriğiyle korele etmeyebilir. E, babalı, bebekli, peyzajlı, inançlı ve alkollü. Peyzajlı, inançlı ve alkollü. Hmm. Peyzajlı olsun. Peyzajlı. Evet. Peyzaj. 26 yaşındayım. Tıp okuyorum. Bir buçuk yıldır bir adamla birlikteyim. Şimdiki sevgilim yani. Efe Ayıldız. Hoş geldin. 11. ayında. Şimdiki, hoş sev geldin. şimdiki sevgilim yani. Sevgilimle acile bir bıçak yarasıyla geldiğinde tanıştık. Kendisi oldukça okay. macho gibi görünen, dövmeli ve tehlikeli imajı olan bir adam. Fakat aslında öyle birisi değil Yusuf, hoş geldin. Yani geçmişte öyleymiş. 45 yaşında ve çete üyesi olmaktan 10 sene hapiste yatmış. Daha önce Proud Boys üyesiymiş. Ve adam yaralama... Ne boys? Hız, Proud Boys. Irkçı White Supremacist bir grup. Hı -hı. E, evet. Ama daha küçük böyle. Şey gibi, KKK gibi değil de böyle daha böyle şey silahları. Falan. Alt yapısı gibi. Alt yapısı gibi ama böyle bunlardan militeri falan. Neyse. Hmm. E, hapiste hayatını tamamen değiştirmiş. Daha önceden adam yaralama, hırsızlık yapma gibi duşları var. Yiğit hoş geldin. Hapiste hayatını tamamen değiştirmiş. Üniversite derecesi almış. Kurslara yazılmış ve çete hayatı okay. ile eski görüşlerini tamamen arkada bırakmış. Bolca da kitap okumuş. Şimdilerde peyzaj mimarlığı ve kuaförlük yapıyor. Bu sırada ne kadar değiştiğini anlamanız için söylüyorum. Ben zenciyim. Bunu American History X mi? Çevrem tabii ki böyle bir adamla olmama çok laf söyledi ama gönül ferma dinlemiyor. Zaten benim problemim de bunlarla alakalı değil. Geçtiğimiz gün seks hayatımızı renklendirmek için neler yapabiliriz diye konuşuyorduk. Bir seneden sonra vanilya seks baymaya başladı ve ben de farklı şeyler okay. denemeyi seven birisiyim. Daha önce pek çok farklı tecrübelerim oldu. Kadınlarla oldum. Grup yaptım. Anal yaptım. Bu konuyu konuşurken bir noktada onun hapiste olduğunu unuttum ve... ...eminim senin de bir sürü değişik tecrüben olmuştur dedim. <laughs> o da acı bir şekilde tebessüm etti ve... ...bıyık altından tabi dedi. Tamam <laughs> okay. Tamamen farkında olmadan peki hiç götünü siktirdin mi diye sordum. Yüzü, okay. yüzü düştü. Sonra hemen anlayıp çok özür dilerim dedim... Ama yüzü düştükten bir süre sonra 10 sene hapiste kalınca bir şeyler oluyor. Ama benim isteğim dışında bir şey olmadı. Ve o kadar da kötü değildi dedi. Bunu, okay. biraz, bunu biraz konuştuk. Bir hücre arkadaşıyla eşcinsel deneyim yaşamış. Tabii biraz zorunluluktan. Benimle de böyle bir şey yapabileceğimi söyledi. Ben de evde hala hazırda bir stroponumun olduğunu istersek deneyebileceğimizi söyledim. Batuhan hoş geldin. 43. ayında. O gece yatağa girdiğimizde "Deneyelim mi?" dedi. "Tamam." dedim. Dolaptan sahibe kıyafetlerimi alıp ortamı moda sokmak istedim. Mumlar falan. Okay. Birden Mumbar bire... Mum, mumba... Mumbar Hayır, <laughs> şırdan, mum var mı? Mum. Mum abi. Yok kellepaç amına koyayım. çıkardım. Mumbarı çıkarttım. Şırdanı <laughs> verdim ağzına. Böyle. Ee, biraz sahibe gibi giyinip ortamı moda sokmak istedim. Mumlar falan. Birdenbire kendisinin hal ve tavırları değişti. Dil ısırmalar, yalanmalar. Sanki o maço adam gitti. Yerine ufak bir şıllık geldi. Ceyhun hoş geldin. <gülüyor> 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 Bu önce hoşuma gitti. Böyle maskülen bir adamın böyle <laughs> değişmesi tahrik ediciydi. Sonra olayın ortasında mevzu bir tık daha bir DSM'e kaymaya başladı. Ben senin küçük beyaz orospun muyum? Gibi şeyler söylüyordu. Ben de evet okay. öylesin küçük beyaz şıllık diye onun oyununa iştirak ediyordum. Bir noktada çok coştu. Sanırım anal orgazm gibi bir şey yaşadı. Ve sik beni biber anneciğim sik beni diye bağırmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Aa, okay. Üzgünüm böyle demiş. O noktada wow wow dedim ve durdum. Sen ne diyorsun dedim. O da bana anı yaşıyoruz işte dedi bunun anı yaşamak olmadığını üst yazı hoş geldin. Bunun anı yaşamak olmadığını nereden geldiğini sordum. O da bana kalbim, kalbimi kırmak istemediğini, bunun sadece kirli konuşma olduğunu söyledi. Tüm modum bozulmuştu. Bu konuda epey kavga ettik, sonra arayı düzelttik. Ertesi, gece, er ertesi geceyi tekrar aynı şeyi deneyelim dedik. Bu sefer yine aynı şey olmaya başladı. Yine havaya girdik. Fakat her seferinde anal orgazm noktasına yaklaştığında iğrenç şeyler söylüyor. Ben de rahatsız olup duruyorum. O da bozuluyor. Bana en son eğer kaldıramayacaksan bu işi düz seks yapalım dedi ve beni suçladı. Ben de öyle deyince ya kardeşim hapishanedeki şişman Joe'yu sikmiyorsun. Ben senin sevgilinim dedim. Buna okay. epey bozuldu. Benim çok büyük götlük yaptığımı düşünüyor. Ben ise söylediği iğrenç ırkçı şeyleri aklımdan atamıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir ikilemdeyim. Sizce göt müyüm? Ne ikilemi ya? Abi işte. Tamı götünden siktiği için ikilemde kalmış öyle. Evet, evet. Yani, yani... <laughs> bir yandan götünden sikiyorum, ee, keyifli Mert Özkaya hoş geldin. İlk defa e, bir ay bir ay geçirmiş. Mert hoş geldin. Bir yandan götünden sikiyorum, hoşuma gidiyor. Ama evet. bir yandan da götünden sikerken bağırıyor e, ırkçı şeyler bağırıyor. Yani evet bir de Bu... bir yandan böyle hassas olmaya çalışıyor hapishanede geçmişi konusunda. Ama sinirlenince de hapishanedeki şişman Joe konusunu açmış. Joe'ymuş hapishanedeki çocuğun adı. Beraber. Hapishane şeyle geçmişle ne alakası var konunun diyeceğim yani sadece ama e, evet götten sikiş alakası var herhalde. Evet Manco. işte biraz karışık. Bunun dizisi vardı Oğuz. <gülüyor> 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 tam olarak bunun dizisi yoktu ama evet o dizide de e, o dizide de vardı tabii ki hapishane olduğu için böyle evet. şeyler Evet biliyoruz bu zaten bu ırkçı tayfa bu işten e, zevk alıyor sonra da transfobik oluyorlar ama... ama değişmiş değişmiş bu hayatını değiştirmiş tamamen yani öyle olduğunu iddia ediyor peyzaj mimarı olmuş Loti hoş geldin peyzaj mimarı olmuş yani burada şey bir durum var artık. E tamam kadın da iç iç tasarım yapıyor işte aslında. <gülüyor> yani. <gülüyor> Ahmet Han Gundo hoş geldiniz. Bence bunu hoş şey kalmış. yapabilir, kaldırabilir yani. Nasıl o da? Arkadaşlar kirli da konuşma. Yani. Kirli konuşma. Sınırlar nerede çekilir? Ee, aralarda böyle race play ne kadar ayıbı vardır. Kirli konuşma noktalarında abi Nerede çekmeliyiz sınırı? Adam adam orada göt zaten yani bir kere uyarmış sonra çözmüşler değil mi hani bak bir sorun çıkmış evet oturmuşlar çözmüşler bak şimdi, çöz çözmüş zaten konu. şimdi tan burada tek, devam edelim diyorlar Heh. burada anal orgazm konusunda aramızdaki en bilen kişi sen olmalısın gibi düşünüyorum <laughs> olmalıs olmalıyım <laughs> niye Olman... böyle bir çıkarım öyle kardeşler. düşündüm ee, ama yani Tancan, bunu şş... sınırım yok bunu bu niye konusunda. Hiç evet, kendine kondurmadı değil mi? Hiç kondurmadı evet, kendine. Gerek kondurmaman yani nasıl Tancan biz mi yani bu programa sen şey gibi e, yapmadı mı kendisini? Anal falan gibi kelimelerle girdin Şey ya, gibi yaptı bizim... kendisini. Böyle prosundan bir nefes aldı. Ne alakası var canım? Falan gibi yaptı böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var canım? Niye ben olayım ya? Falan gibi yaptı yani. Böyle bir şey mi? Ben de bu şey gibi. Ne ırkçılık mı? Ne alakası var? Irkçı mizah mı? Ben, ne alakası var? Tancan'cım yani. <laughs> evet, yani yok şimdi... canım bu Aa... konuda çok sınırları olan biri değilim yani Okeyim anal yani. orgazm öyle yani. coşkulu bir şeydir ki insanlar ırkçı şeyler söyleyebilir mi gibi bir yerden sordum abi hiçbir şeyi ne kadar coşkuya girersen gir eğer böyle ameliyattan çıkıp narkoz etkisi altında değilsen <laughs> öyle söyleyemezsin yani ben ona Kesin. inanıyorum <laughs> yani hiçbir şeyi öyle gidip de ay çok zevk alıyorum şu an o yüzden sana ırkçılık yapacağım gibi bir şey değil yani bu yani belki bir küfür falan edebilirsin en fazla hani ne bileyim o anda ağzından o bir anda çıkabilecek bir ne, şey o küfür? düşünmeden çıkabilecek bir şey değil yani. Küfür küfür edilebilir bence. Küfürde bir şey yok yani. Yani işte küfür çıkabilir ama anlık bir saniye böyle bir şey çıkabilir. Bu uyarılmış. Ama şey olayı şey tutuşlar, olayı falan çözülmüş, yapılıyor ya. Şey olayı falan diyor. yani Seni küçük orospu. Al seni böyle şeyler yapılıyor yani. E, tamam evet. bunlar ama karşılıklı de yapılıyor. Okeyler zaten ama diğerinde kadın okey olmamış. Bunu söylemiş. Adam da tamam yapmayacağım demiş. Yine yapmış. E, şems, evet. Yapıp yapıp özür diliyorsan kusura bakma götsün yani. evet. Ee, şimdi öncelikle Tancan %100 olarak haklı. Ee, adam 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 bunun karşısındaki insanı incittiğini gördükten sonra hala devam ediyorsa kendi keyif anında, ekstazi anında, boşalma anında, climax anında. Anladık evet. E, evet. E, coşku anında. <laughs> Tabii. E, kendisini dizginlemiyorsa o zaman kendi e, memnuniyetini başkası bir insanın memnuniyetsizliğinden, hoşnutsuzluğundan ön plana koyuyor demektir ki bu götlüğün en temel şeylerinden biridir. Yani en Basic en, en nasıl göt olabiliriz? Başka bir insanın memnuniyetsiz olduğu bir durumu test ettiğimizde rağmen kendimiz memnuniyet çıkardığımız için o duruma devam ediyorsak göt olabiliriz. En temel götlüktür bu. Bana soracak olursan. Bu yüzden kesinlikle göt. Abla da göt bence. Çünkü Ama ablacım abla... şişmancı oyu da. <gülüyor> <gülüyor> Niye katıyorsun? Değil mi? Karıştırma. Karıştırma. <laughs> Şişmancıyı karıştırma. O da. Hem şişman <laughs> bravo. Joe'ya body şeymin yapmış. Ee, Joe'nun şişmanlığının konuyla ne ilgisi var? Hem ikincisi de abi'nin de belli ki travması var. Yani sen de adam hapse girmiş çıkmış. Sen bu konuyla ilgili niye kaşıma yapıyorsun orada o da seni kaşıyor. Bir de racondur. Diye. Böyle şeyler ee, böyle şeyler konuşulmaz. Hapiste olan hapiste kalır. Evet sen çok iyi bilirsin bu raconu. <gülüyor> 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 evet. çok... Kurtlar vadisinde bununla ilgili sahne var lan çakır 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 <laughs> hapise düşüyor ya en son şey soruyor. Öyle bir şey oldum falan diyor. Hayır Can Polat ne alakası var falan yapıyor da. Ya oğlum şimdi öyle hapisten bakacaksak Oz örneği var işte demi verdiğim. Yani ben bu Aryanların ya da bu tarz işte ırkçı grupların hiçbirinin de böyle gidip de ay kendi konsantrimde gay seks yaptık diye anlatmıyor. Öyle bir dünya yok ya. Yani. Muhtemelen birilerini zorla çekmiş de olabilir efendim. Ben kendi isteğimle <laughs> yaptım diyor da. Adamın da beyanı bence eksik yani orada. Ya kimse kendisine kondurmak istemez tabi hapishanede böyle bir şey ya e, tabi ama evet bilmiyorum yani burada şeyin yani <laughs> kadının bu konuyu açması bana bir tık sert geldi yalan yok bence de bir tık sert o yüzden ikisi ikisi de göt bu insanların yani abla abla oraya girmeseymiş abi de üst üste yani uyarılmasına rağmen şey yapmasaymış sikinize e, dilinize ve e, içinize hakim olun bu böyle bir sözdür ben adama göttük veriyorum, kadına yani body shaming'den ufak bir minik göttük. <laughs> <laughs> evet. Joey diyebilirdi, şişman Joey'e gerek yoktu. <laughs> eski sevgilini eski sevgilisi diyebilirdi ya da belki de. E yani ya da evet, o da olabilirdi. Evet, e, dört tane hikayemiz kaldı. Alkollü inançlı, bebekli ve babalı. Hobi. Ver, ver babalıyı var ya. Evet. Babalı arkadaşlar e, özel bir özel bir e, sabredikten alınma. Kakol Psychology isimli bir <gülüyor> <gülüyor> sabdan. artık öyle yerlerden Oğlum. buluyorum hikayeleri. Bir tane Melina diye bir Twitch'çi hatun vardı. Onun <laughs> olayı çıkmış bugün ya. Gördünüz mü onu? Bilmiyorum Kakol ne? Kakol'da olayı mi? çıkmış. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Neyse bilmiyorsanız. <laughs> <laughs> Hoş geldin Doğukhan Yıldız sen de hoş geldin. İki yayıncı kakoltluk yapıyorlarmış da sonra araya başkası girmiş olan karışık işler. <gülüyor> <gülüyor> Allah herkese gönlünce versin abi. Aynen. Merhaba. Beni yargılayacağınızı biliyorum. Yargılayacaksanız da yargılayın. Hikayemi okumadan önce tamam. bunu aradan çıkarmanızı istiyorum. Ben 32 yaşındayım. Erkeğim. Tamam. Sevgilimle birlikte yıllardır düzeyli bir kak ilişkisine sahibiz. Dönem dönem farklı boğalarımız oluyor ve şu ana kadar bir problem yaşamadık. Aynı evde yaşıyoruz. Şu sıralar görüştüğümüz boğamız 35 yaşında bir zenci. Aslında oldukça iyi birisi ama bir problemimiz var. Bana çocukmuşum gibi davranıyor. Sevgilimle odalarında olmadıklarında bana gelip nasıl gidiyor küçük adam diye hal hatır soruyor. <laughs> Ona ona bir şey gösterdiğimde şey, şey diyormuş abi How's it going little buddy falan diyormuş. Uh -huh. Ona ona, okay. bir, ona bir şey gösterdiğimde mesela bir film veya oyun gösterdiğimde böyle aşırı tepki gösterip vay canına bu çok havalı dostum gibi şeyler diyor. Hani okay. çocukları onları mutlu etmek için yaparsınız ya öyle şeyler yapıyor. Mesela bir hikaye anlatıyorum oha çok çılgınmış bu çok cool dostum gibi şeyler diyor. Anlattığım hikaye hiç çılgın değil bu arada. Kız arkadaşımla bir yere gideceğiz zaman birazdan döneriz şampiyon diyor. Bunu böyle hep iyi niyetli gibi yapıyor ama çok aşağılayıcı. Aynı zamanda her gittikleri yerden bana küçük hediyeler de alıyor. Geçen gün mesela bir action <laughs> figürü almış. Avengers action figürü almış. <laughs> okay. Sana dükkandan bunu <gülüyor> <gülüyor> aldık şampiyon diye getirdi. Bir, arkadaş bir arkadaştan çok babam gibi davranıyor. Ben zaten bu adamla arkadaş da olmak istemiyorum. Ama böyle fake bir arkadaşı... ...hiç istemiyorum. Şu sıralar karısı evden kovduğu için de... ...bizim evde kalıyor. Bu yüzden onunla... Bir de evli herif. <gülüyor> <Bayağı>. <gülüyor> <Evet. Bayağı. gülüyor> Şu sıralar karısı evden kovduğu için... ...bizim evde kalıyor. Bu yüzden onunla hiç sık sık kalayım. iletişime geçmem gerekiyor. Sevgilimle odamız... ...onların odası gibi oldu. Bu konuda da bir şey yapamıyorum. Artık sevgilimle de aynı evin içinde görüşemez ve yalnız kalamaz olduk. Bu da benim canımı sıkıyor. Keşke bana en Adam azından eve çökmüş <laughs> keşke en azından bana bir baba gibi davranmasa. Bunu sevgilime açtığımda bunda bir problem olmadığını ve bana iyi davranmasından duyduğum rahatsızlığın göççi olduğunu düşünüyor. Adam gerçekten iyi davranıyor bu arada ama dediğim gibi benim istediğim iyi davranması bana çocuk gibi davranması değil. Sizce ne yapmalıyım? Ben göçmiyim. Hayır, yani değil. Ama abi şimdi yani o kakolt değil artık. Bence bunlar tanımı bozmuşlar. <laughs> Bu kakoltuktan çıkmış yani. Çünkü bir noktada iki şeyden kalkoltuktan çıkmış. Yani kakolt benim anladığım kadarıyla cinsel bir şey. Bu insan özel hayata çekmiş konuyu. Yani özel hatta da artık. Hehe hani, yok <laughs> ne yapıyor? Ek action figürü alması artık biraz şey ya. Yani bu konuda bir ilgisi var mı? Spesifik olarak belirtmiş miydi? Ben kaçırdım Bu arada çok pardon. E, şeyi belirtmek istiyorum. E, Turuncu Sonurlak demiş ki programı konseptine göre sadece Ayita'da yargılanmak isteyen insanları almıyor muyduk? Etik olarak çok emin olamadım bu hikayede demiş. Çok uzun süredir bir sürü farklı sabredetlerden alıyoruz ama oradakiler de yargılanmak istiyor. Bu adam da mesela yargılayacaksınız yargılayın e, şeklinde şey yapmış. Hani problem yok. Yargıla, yargı, yargılayabilirsiniz. Anonim zaten hikayeler. Ne ee... abi? Bizim bulacak adam ya saçma. Abi <laughs> biz yine de Bu, söyleyelim de. Evet. Bu e, şimdi Kakold abi e, kesinlikle Kakold abi biraz şey çıkartmış konuyu. E, yatağın dışarısına çıkartmış. Evet. Yatağın dışarısına çıkartmış olması bunun bir götlük mü? Evet. Bilmiyorum. Yani, ya göklü değil herhalde... de evet bir abi, sorun var orada. Yani. Adam iyi davranıyor gibi geliyor bana ama bilmiyorum. Yani Avengers action figürü falan. <laughs> McDonald's aldık sana falan <laughs> diye. <laughs> 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 o biraz <laughs> abi zaten sorun şu değil mi ama? Paron Yiğitcan bitirmiş mi insan? Tamam. Yok abi tam esniyordum özür dilerim. Bir anda bir esneme yani. bastı. Kemal Takaraman hoş yani. geldin. Sen gir. Yok Şey diyecektim. Şimdi kakopta Sonuçta karşılıklı bir karar var, bir zevk durumu var. İki taraf da zevk alıyor bu işten. Ama işte bunu bu bir zevkten evet. çıkmış. Yani bu herif eve çökmüş, karısı okey falan diyor. Yani bu artık bir ilişkiye dönmüş gibi sanki. Yani bir kopup <laughs> e, çok. Özgücük çok teşekkür ederim. Bir iliş, ilişkiye dönmüş yani ve adam bence bunu yediremiyor mu, fark mı etmek istemiyor Bilmiyorum ama yani tek sorun şey değil. Ona oyuncak alması değil. Yani zaten. <laughs> diğer şey olsa ayrıl kartı atardım buna ayrıl derdim git başka birini kakolda adabı da yapacak birini bul derdim oyuncak <laughs> alması bir sorun mu peki abi tabii ki yani ne bu bu <laughs> hani çocuk gibi çünkü bak şöyle bir bir durum da var bu adam bunları izleyip zevk de alıyor belki mastürbasyon yapıyor ee, ve çocuk gibi adam bunu konumlandırıyor kafasında falan. İyice awkward bir yere gidiyor yani. <laughs> Oha evet. Ben evet, oğlum, çok, çok fena yani. Ben o yüzden bir kere e, boğaya kesin bir götlük veriyorum. Bir kere zaten baştan bir evli gidip bir de böyle bir topa girmiş. Evet, bir de eve yani. çökmüş. Kadında bir şey olmaz ya devam devam diyor. O da götlük. Adama da aptallık veriyorum. Bu yani kakoltlu yılın aşılmış. Yani memnun değilsen bu ilişkiyi bırak. Twin Kul Toz hoş geldin. Adam, e, adamın eve çöküşünü... Bir kira, adamın eve çöküş şekli ve öteki taraftaki dairesi şey yaptır falan biraz garip böyle <laughs> yani. Ben ben karımla problem yaşıyorum. O yüzden e, şey yaşadığım e, bu boğaları olduğum çiftin evine taşınayım. Biraz ilginç bir sıçrayış. Ama e, adamın eve çöküşünde ne var canım diyerek örtüşen ve üstüne üstlük. Yanlış anlamadıysam yanlış sen beni düzelt günü. E, eşini yatak odasına atıp kendisi bu aile ayrı odaya çıkan ha, eş eş birey değil mi öyle Aha. yapmış yani evet. aynı evde adam var ama yani adamın evi orası ee, öte yandan eşi değil sevgilisi ha okey i̇şte, evli olan çünkü bu aydı ee, bu e, bu arısı boğaanın karısı, tutmuş, Boğa karısı bu var boğanın karısı var Evet Evet Boğa gitmiş karısıyla e, şey sevgilisi bu yani boğalık yaptığı kişinin bizim anlatıcının manitasının evine taşımış. O evde yaşamıyor evet. manita? Yaşamıyor mu? Boğanın kendi karısı kovmuş abi boğayı. Ee, evet, evet. bu da kalk, boğalık yaptığı eve gitmiş. Oradaki adama çocuk gibi davranıyor ve o, o da, odasında kalıyor <laughs> sevgilisinin hikaye anlatan adamın. Tamam. Hikaye anlatanın sevgilisinin odasında kalıyor. Ama hikaye anlatan orada yaşıyor mu? Ee, yaşıyor yaşıyor. Tabii tabii yaşıyor. İşte böyle şey falan oluyor. Oğlum şey bak yani. bu... Bu büyük götlük ha. Kimse kimse kimseyi evinden bağından kovamaz. Böyle bir şey bu, bu çok büyük göttük Oradaki sevgiliye buradan büyük göttük veriyorum. Ben ama, Onun işte, ama işte bir yandan da şöyle bir şey var. Yani bu adam da bir yandan çok şey bir pozisyonda değil. Kak sonuçta yani bu adamda. Abicim işte bak kaklık yatakta. Kaklık özel hatta değil. Böyle bir şey değil bu. Ben seni yatakta kaklarım. Özel hatta yine ben sana insan gibi davranmak zorundayım. İnsan gibi böyle bütün 24 saat kak diye bir anlaşma olabilir mi ya? Bu 24 ya bu saat kak Fantazi değil, değil mi abi zaten? bu bu kak değil artık 24 saat olan. Bu 24 saat olan sizin <laughs> siz bu insanı şahsen bu, aşağılıyorsanız. kak değil bu Ömer Seyfettin kitabı artık. <laughs> evet, yani. Bu şahsi olarak siz bunu artık aşağılıyorsunuz anladın? Bu insaniyetine e, kastetmişsiniz siz bunu. Bu ne demek ama Abi, bak Böyle belki şey de mi? kötü yani, beraber... hissettiği için böyle hediyeler falan alıyor. Çok iyi davranıyor falan. Abiciğim ben hediyesinde değilim. Merhaba. E, ben senin yatakta e, e manitanın e, şey yaparken manitanla sevişirken izle diye yatağını aldığın adamım. Artık manitanla uyuyorum. Ma akşam odan, gündüz odanda manitanla takılıyorum. Sen de evde gez. Artık bu kalklık değil, bu bu saygısızlık. Sen bu de. noktada ben hem 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 ha. Boğa'ya Katılıyor. hem de e, manitaya birer e, kuple göttük veriyorum. Sen de evde gez. Evet. <laughs> Mama veriyor falan. McDonald's aldım sana. <laughs> Sen no. metanı serken ben seni karıyı dikleyeceğim bir dakika kardeş. <laughs> bir de yani. anlattığı şeylerle çok ilgileniyormuş gibi yapmış ya ben ona çok güldüm. <gülüyor> <gülüyor> hey buddy that's great falan diyormuş böyle. <laughs> Avengers bro'm kim sevmez falan diyor. <laughs> Bak sana Kaptan Amerika ve robotunu aldım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ee, sırada bebekli, e, inançlı ve alkollü var. Ee, alkollü. <laughs> Okey. <laughs> Amerika'da yaşayan bir Musevi ailesiyiz. Baba tarafımız Hasidik. Anne tarafı çok dinle alakalı değil ama yine de vecibeleri yerine getirir. Ben 26 yaşındayım. Bir abim var. Büyük bir aile evinde yaşadık hayatımız boyunca. Yaşadığımız mahallede çok güzel ve elit bir mahalle. Abimin bir tane Hristiyan sevgilisi var. Onu seviyor ama asla evlenmeyeceklerini biliyorum. Bizim ailede hiç çevremiz dışında insanla evlenilmez. Bu hoş karşılanmaz. Hem de babam abim böyle bir şey yaparsa onu mirasından men eder. Bu hep böyle gelmiş. Bunu da zaten hep böyle pazar yemeklerinde söyler. Bundan iki ay önce abim İsrail ordusuna destek vermek için gideceğini söyledi. Eee <laughs> 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 okay bu siyasi konulara son yıllarda epey kafayı takıp radikalize olmuştu zaten. İsrail'e gidip vaat edilen toprakları geri almaya yardım edeceğini, bunun her Yahudinin kutsal görevi olduğunu söyledi ve bu kutsal göreve yardım edenlerin kendi ağırlığınca altınla Yahova tarafından ödüllendirileceğine inanıyor. Gitti ve gerçekten de orada askere katıldı. Şimdi eğitim alıyor. Döndüğünde ise okay. sevgilisi Nadia ile evleneceğini söylemiş. Okay. Abim gittiği için sevgilisi Nadia sürekli benle konuşuyor. Abim orada sürekli konuşamadığı için bazı haberleri bizden alıyor. Geçtiğimiz hafta gece arkadaşlarımla dışarı çıktığımda Nadia'yı kendi arkadaş grubuyla gördüm. Biraz konuştuktan sonra çok alkollü olduğu için eve bırakmayı teklif ettim. Ben de alkollüydüm ama onun kadar değildim. Bana ne kadar abime benzediğimi söylemeye başladı bir noktada Uber'in içinde. Bu sırada Aa. bu arada gerçekten de benziyoruz. Tam Uber le... neresi benziyor acaba merak ediyorum. <laughs> tam tam Uber'le onun evine geldik. Kapı açılacak. Birden Birdenbire beni öpmeye başladı. Vallahi nasıl olduğunu anlamadım ama biz seks yapmış bulunduk. İşin boktan okay. kısmı ikimiz de alkollüydük. Sadece o bittik daha alkollüydü ama ikimiz de alkollüydük. Fakat sevişirken bana abimin adıyla hitap etti. Ben okay. de bozuntuya vermedim. Ertesi gün mesaj attım ve konuşmak istediğimi söyledim. Olanları hatırlıyor musun dedim. E, bir dakika, ne? Olanları, hatır olanları hatırlıyor musun dedim. Hatırladığını ve bir sorun görmediğini söyledi. Abime ne olacak dedim. O gitsin kutsal toprakları geri alsın. Sonuçta sen buradasın. Sen benim kutsal topraklarımdasın." dedi. Okay. Bir de bir de abim günlük günlük arayıp sevgilisiyle ilgili benden rapor istiyor. Ona da böyle ben veriyorum. Artık baya hikaye anlatır oldum adama. Bu mevzu bir yandan devam ediyor. Ben bunu en sonunda dayanamayıp ne yapacağım bilemeyip babama anlattım. Babam okay. babam bir erkek hazinelerini terk ediyorsa hazinelerine sahip çıkmayı öğrenmediği Aa! takdirde birileri gelip çalar dedi İbranice. Ve benim bir suçumun olmadığını. Evet. Ve benim suçumun olmadığını söyledi. Parantez içinde okay. ciddi konuları evde İbranice konuşuruz. Hani böyle İbranice ha, bir... tabi, İbran tabi. İbranice bir şey söylediğinde hani böyle bu son kararım falan gibi oluyormuş yani. Ee, okay. Benim suçumun olmadığını söyledi. Herkes abime gittiği için tavırlı fakat bir yandan son yıllarda çok dengesiz ve siyasal şeyler aşırı sardığı için radikalleşmeye başladığından sanki gelmesini de istemiyorlar. Sanki abim gelmese ve gizemli bir şekilde hayatımızdan çıksa kader olarak herkes nokey olacak gibi bir hava var. Öte yandan abim gelirse ve bunu öğrenirse aynı nedenlerden dolayı bana ne yapar hiç kestiremiyorum. Nadia ise ısrarla üzerime gelmeye devam ediyor bu konuda. Geçtiğimiz gün Nadia'ya bunun geçici bir şey olduğunu zaten evlenemeyeceğimizi söyledim bu mevzunun önünü almak için. O da bana benden hamile kaldığını söyledi. Ay. Ben çocuğun benden olup olmadığını kestiremiyorum. Öte yandan eğer onunla evlenmezsem abime her şeyi itiraf edeceğini söyledi. Evlenirsem tamam. babam da beni evlatlıktan atar ve mirasımı alamam. Çünkü Nadia olayını söylediğimde dışarıdan kadınlarla eğlen zaman geçir ama onları goleme dönüştürme. Yaparsan seni mirasımdan men ederim dedi. Anlayacağınız okay. çok pis bir durumdayım. Abime gerçekleri söylersem buraya gelip götüme silah sokar. Nadia ile evlenmezsem abim gerçeği öğrenir. Miras bende kalır ama yine de götüme silah girer. Evlenirsem mirastan men edilirim ve abim yine de götüme silah sokar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Her şey çok hızlı gelişti. Ben göt müyüm? Tavsiyelerinizi bekliyorum. Lütfen bana yardım edin. Tavsiye. <laughs> Oğlum bir kere aile biraz e, salak galiba yani inanç Tabii. konusunda da çünkü hem diyorlar ki abisine sen çok radikal ve siyasi oldun e, çok Yahudi oldun sen İsrail'e gittin hıyar e, sen de dışarıdan biri de evlenmeyeceksin diyecek kadar babada tutucu birisin yani ya evet baba da hasidik ama galiba hani böyle şeye kadar hasidik. Ee, baba sen <laughs> kimdirik abi? Baba belli yani. <laughs> Serkan hoş geldin. <gülüyor> yani <gülüyor> ba <laughs> baba bir kere tutarsız yani. Hayırdır sen baba? Yani ya ya oğlun yanında olacağım bu kadar gazsa, ya da nasıl yani? Ben anlamadım baba bence kafasına göre takılıyor. Tam bir Amerikalı olmuş yani. Abi ee, bunu söylemem gerektiğini düşünmüyordum. Yani böyle bir hikaye çünkü karşımıza çıkmaz diye düşünüyorum ama e, gitmiş abinizin manitasıyla sevişmemelisiniz. <laughs> e, genelde bir kere, daha, bir kere daha böyle bir şey olmuştu sanki. Bence de olmuştur. E, Askeri askere giden biri arka kışır mı sevişmiş? Neyse. yani genel olarak abi bence yani bence bu e, toplumumuzda da çok e, konuşulmayan bir şey ama herkes birbiriyle bunu anlatsın çocuğunuza çocuğunuzla bunu paylaşın. Asker'e giden abinizin maddesine sevişme verirsiniz. Bu bir kere bir şıklık yani. Şıklık. Yani o yüzden oradan bir göttük veriyorum. Şıklık. Evet. <laughs> evet. Ee, oradan, oradan bir göttük veriyorum. Kime göttük veriyorum? İkisine de göttük veriyorum. Çünkü anlaşılan o ki iki yetişkin insan rızaları dahilinde e, askere gitmiş bir e, insanın arkasından iş çevirmeye ve o insanın düzenli olarak yalan söylemeye devam etmeye karar almışlar. Bu yüzden götlük verdim ikisine birden. Sadece ikisi Babaya. Babaya. E, evlat seçtiği için bir. Yani <laughs> merhaba bu ben abimin manitesiyle seviştim. O da karısını bırakmasaydı o zaman gibi bir açıklama <laughs> yaptığı için. Hazinesini ee, terk eden adam. E evet. E, müstakbel gelininden başka bir şey bir insan hazinesi gibi bahsettiği için iki yani e, gerçekten aynı zamanda da bunlarla gondikliyorsan gondikle ama içlerine hakiki Yahudi bir oğlan duyuramazsın anlamına gelen bir takım ifadeler kullanıp e, Yahudi Zafer Partili bir takım hareketlerde bulunduğu için de 3 e, katman göttük veriyorum Peder Bey'e. Peki ee, Kutsal Savaş'a giden çocuğa ne diyorsunuz? Kutsal savaşa giden çocuğa ben bir şey demiyorum. Yani en azından e, şeyden iyidir abi. Boş konuşmasından. Yani anladın mı? Hani biz arkasındayız. Ben destekliyorum. Bu niye bunu şey yapmıyor? Bu bunu şey yap. Yani şöyle bir şey. Bence hiç kimse gitmesin savaşa. Bu savaşta bence yarın bitsin. Bana şu an sihirli bir değnek versiniz. yarın herkesi okey ederim. Yani şöyle saldırırım doya doğru derim ki herkes okey olsun. Spesifik bir şey bir şey de daha belirtmem. Konuyu da daha derin açıklamam. Yani sihirli <laughs> şey asa anlasın. Herkes okey olsun. Şak diye basarım Orta Ha ama okey değil. Ee, ve okey değilken şunu mu tercih edersin? Instagram yorumlarının altında mesela Tarkan post attı. Tarkan sen niye Filistin'le ilgili paylaşım yapmadın? Diyen Instagram yorumunu mu tercih edersin? Yoksa ben gidiyorum savaşmaya oradaki meseleler benim canımı sıkıyor diyen yani tercih edersin. İkincisi gibi ben öyle bir gibi düşünüyorum biraz. Burada bir şey evet, var arasında. Ama bu çocuk biraz soykırıma gitmiş ya, gibi be kanka. E yani evet tek başına nasıl edin, ne ama bilmiyorum biraz tabii. şey gibi abi, biraz abi. şey gibi yani bu askere değil de biraz şey gibi Waffen SS'e gitmiş gibi bu çocuk yani Uskadir Hoşkal. <laughs> evet ya, ya, tamam da bu ama tam öyle bir şey değil ki tamam yani zaten gidip herifin yaptığını desteklemiyor ki it canda. Ya tabii. Yani, Yaptığı şeyin aslında babasına göre tutarlı olduğunu da söylüyor. Hem tutarlı olduğunu söylüyor. Yani abi şimdi şöyle birileri asker oluyor, birileri askerlerde bir takım savaşlarda savaşıyor. Ben şimdi şahsi olarak askerleri yargılayacak bir şeyde değilim. Yani daha doğrusu oradan başlarsak programın eğlencesi kaçar. Yani e, asker vardır ve askerler savaşır. Şimdi e, buradaki mevzu İsrail'in yaptığı ittikler, kopukluklar şahsi oradaki emirleri askere veya oraya katılanlara yazma o insan kendi milliyetçi duygularıyla yanlıştır yöndüştür bir şeydir yani gitmiş oraya bir şey yapmış şimdi onları yapacaksak o zaman bu meselelerin hepsi dandik zaten sen niye milliyetçi duyguyla gittin askeri yazıldın e o milliyetçi duygu niye var e bunlar niye birbirlerine şey yapıyor o toprakların ne önemi var akar gidiyor konu şimdi onu evet. ben artık buraya giremem <gülüyor> cumartesi <gülüyor> gecesi göt programında ben onu, onu onlar onlar, onlar çözememiş zaten onlar ki ee burada... onu yapamayız yani Burada bir savaş var. Biri de askeri yazılmış. Ben bu kadar alıyorum konuyu. Yani öteki hmm. tarafını artık bilemem yani. Askere yazılmış adam. Ben tamam. Bir tane adam askere yazılmış. Bence de da, davası da yanlış şey de yanlış. Askere yazılmış. Askere yazılmış. Manitasını biraderini biraderine emanet etmiş. Her gün haber bekliyor yani. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Yapma. Yapma abi. Birader de yani, manita yazılmış. E, evet, abinin abinin manitasını Manitasını didikleme. Bacım Ama... manitanın biraderini didikleme. Peki bu çocuk bu işten nasıl çıksın? Mirası, mirası da kaybetmeden. Shlomo'nun mirasını. Ab... Abicim bu çocuk buradan çıkmasın. Bu çocuk günahında bokunda boğulsun. Benim temennim bu. Evet. Bizim görev tanımız da çıkarmak <laughs> yok kardeşim. Biz <laughs> yargılıyoruz. Görev tanımım benim farklı <laughs> evet. bu. Bana ne Ben ne çıkaracağım onu. Bütün ailecek kendi çarpık düşüncelerinde yok olup gitsinler. Aynen Yiğitcan'a evet. katılıyorum yani burada. Ama bence de baba büyük göt, katmanlı göt yani. Ee, artı şey unutmuştum ben. Bir de hazinesine sahip çıkamayan adam falan. Bak hala aslında bunlar kendi dindar bakış açısı. Yani aslında oğlu onun bu hayatı yaşaması için yaratılan e, zihniyeti savunmaya gidiyor gibi bir durum varken onun da arkasında bıraktığı her şey müba olduğu gibi böyle çarpık bir düşünceye girmiş. Çok fena ya. Yani. Baba büyük göt. Kardeş de göt. Zaten yani orada da Yiğit katılıyorum. Yani savaşa giden de bu aileden çıkandan çok farklı olmaz. Yani en azından bir götlük yapmamış ama bu ailenin uzantısı işte. Bence bütün aile bok olup gitse üzülmem ben de herhalde. Evet. Bir de şeyde netleştirmek fayda var. Savaşa giden adam bu hikayede göt değil. Ha tabii. Gitmiştir orada hastane taramıştır. O hikayede göt yani. bu orospu çocuğudur. <laughs> bu hikayede sadece <laughs> askeri yazılmış. <Tabii gülüyor> ya, bu kadar biliyoruz biz bu şu adamla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, o zaman iki hikayemiz kaldı. Efendim, e, bir tanesi bebekli. E, bir tanesi de neymiş bu? İnançlı. Abi ver inançlıyı ondan evet. daha inançlı ne olabilir acaba? <laughs> Hadi bakalım ne olacak acaba? Eşim 38 yaşında. Ben ise 37 <laughs> yaşındayım. Kendisi yeniden doğma Hristiyan. 20'li yaşlarda. Hı, Burada bunu biraz açıklamam gerekiyor galiba. Ee, çok kullanacağım hmm, çünkü yo. bu hikayede. Arkadaşlar yeniden doğma Hristiyan şu, born again Christian deniyor bunlara. Bayağı bildiğin e, her yaşında yapabiliyorsun seni tekrardan şeye sokuyorlar. Amen o padre diye böyle suya sokuyorlar. ...aa vaftisi olup Hristiyan olmuş. Evet yani. çok böyle eğer şeyse çok böyle bunların da kendi işleri de bölünüyorlar. Eğer çok böyle e, falan bir yerdeyse baya bildiğin nehire falan seni sokuyorlar. In nomine patre falan diye böyle suya sokup tekrardan doğduğunda yeniden yenilenmiş bir Hristiyan oluyorsun. Evet. Müthiş. Biraz daha tutucular yani. Daha, daha iyi bir şey olamazdı hayatta. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eşim 38 yaşında, ben de ise 37 yaşındayım. Kendisi yeniden doğma Hristiyan. 20'li yaşlarında çok çılgın bir hayatı varmış. Zaten vücudunda geçmişinden bir sürü dövme var. Çok genç yaşta evden kaçmış ve İngiltere'ye gitmiş grafiti sanatçısı olmak için. Orada punk'larla birlikte yaşamış. Çeşitli punk gruplarına grupta olmuş ve yapmadığı şey, yemediği bok kalmamış. Sonra bir gece kafası çok güzelken Hazreti Meryem'i görmüş ve hmm. Amerika'da evine dönüp değişmeye karar vermiş. Ben okay. çok inançlı biri değilim. O da inancını bizim ilişkimizin meselesi haline getirmiyor. Kendisi inançlı ama yobaz birisi değil. Her ne istiyorsa, herkes ne istiyorsa onu yaşasın tarzda biri, demokrat. Hmm. İngiltere döneminden kalma bazı arkadaşlarıyla hala mailleşiyorlar. Geçen ne konuştuklarını merak edip bir maillerine baktım. Çünkü birkaç saat önce PC başına kıkırdıyordu. Konuştuklarında çok bir şey yok. Sadece eski anıları falan konuşmuşlar. Yalnız bir noktada evsiz zenciyi hatırlıyor musun diye bir mail gelmiş. O mailde de bir <laughs> video gönderilmiş. <laughs> <laughs> Allah Allah emlakçı herhalde. Siz zenci hatırlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> hatırlıyor musun? 3 artı 1'e bulmuştuk. O <laughs> Emlakçıymış Allah Allah. aslında doğru. <laughs> e, maalesef. O da hatırlıyorum demiş ve arkadaşından bir video gelmiş. Videoyu açtım. Bu videoda eşim 20'li yaşlarında mailleştiği arkadaşıyla birlikte sokakta içip şarkı söylüyorlar. Saint Patrick's tamam. günü Saint Patrick günü sonra evsiz bir zenci adamla karşılaşıyorlar kafasına böyle Saint Patrick şapkası takıyorlar şakalaşıyorlar gülüyorlar falan adamın yanına oturup içmeye başlıyorlar muhabbet ediyorlar videoyu da arkadaşı çekmeye devam ediyor şunu yapsana bunu yapsana falan gibi böyle yönlendirmeler yapıyor zil zurna sarhoşlar sonra eşim adamla oynaşmaya başlıyor Önce şaka gibi başlayan bir süre sonra surat ifadelerinin ciddileşmesiyle erotik bir hal alıyor. Onun kucağına oturuyor memelerini elletiyor. Eminim uzun zamandır böyle bir şey böyle bir göt görmemiştin değil mi diyor. Ve daha bir sürü cinsel şey yapıyorlar. Şimdi seks okay. yapmıyorlar. Zaten sonrasında video kapanıyor. Yaptıysalar da bilemiyorum. Şimdi tamam. şöyle oldu. Ben bu videoyu izlerken tarih oldum. Tahrik olma okay. amacıyla izlemedim. Zaten beklenmedik bir durumdu. <laughs> gayri gayri ihtiyari bir şekilde videoyu kaç kere daha döndü, videoyu birkaç kere daha döndürüp benim mekanizmayı, shortum dışından okşar bir haldeyken eşim odaya girdi. Aa. Ne yaptığımı sordu. Ne yaptım çok ortadaydı. Ha, ne yapıyordun? Tam evet. bir tam bir mastürbasyon durumunda değildim ama mekanizma açıktaydı. Okay. <laughs> Önce ekrana baktı. Sonra bana demiş. baktı. Ve Jesus Christ deyip hızlıca oradan çıktı. Hani dindar değildi bu. Yine olmuş. <laughs> <laughs> yanına gittiğimde Yo, dindar değil işte Born Again Christian. Değil mi? Evet evet. Yok bağ bağıran Jesus Christ diyen ka kadın ka ama o çok kadın... dindar diyeyim. Kadın Dind zaten o, bu, mı? bu kadın dindar olan zaten. Ha, kadın dindar ha pardon. Grafitici tamam, olmaya pardon. giden doğru. evsiz zenciyle bir ha, şeyler tamam, yapan kadın. Tamam. O yani... zaman doğru demiş Jesus evet. Christ çok doğru. Bunlar evet. Saint Patrick's'te <laughs> sokakta <gülüyor> dolaşıyorlar iki kadın arkadaş tamam. ee, işte video çekiyorlar falan evsiz adamla taşacak yaparken işit biniyor bir şeyler oluyor falan. Tamam ya güzel bizim, olabilir. Okay. Bizim elemanda videoyu izlerken şey yapıyor şorlanıyor mekanizmayı okşamaya başlıyor. Hı. O sırada kadın basıyor. Yanına gittiğimde videonun geçmişten gelen bir şaka olduğunu bu hayatı reddettiğini ve benim bu videoya azmış olmamın büyük bir problem olduğunu söyledi. Ben Öyle de mi? sen yaparken problem değildi ama dedim. <gülüyor> <gülüyor> videoya, önce videoya sinirlenmemiştim. Sadece o an kafam karışmıştı ve azmış bulunmuştum. O da bana azmış azmış olmamın bile büyük bir günah olduğunu söyledi ve epey kızdı. Biz 3 senedir evliyiz. Din konusunda aralarda ısrar eder ama karışmaz. Şimdi ise bu görüntünün onun kafasındaki bazı şeyleri değiştirdiğini, yani bu görüntüye azmış olmasının, azmış olmamın onun kafasındaki bazı şeyleri değiştirdiğini, bana aynı gözle bakamadığını, bana inancını tazelemek için yeniden doğmam gerektiğini söylüyor. Ben yeniden doğmak istemiyorum. Öyle inançlı biri de değilim zaten. Eşim ise bunun kaybolan güveni tazelemek için zorunlu olduğunu söylüyor. Bence kendisinin psikolojik sorunları var. Ona bu dün din muhabbetinin komple geçmişte yaptığı rezil şeyleri temizlemek için kullandığı bir şey olduğunu benim de buna Oo. alet olmayacağımı söyledim. O da böyle olursa beni boşayacağını söylüyor. Şimdi Boşa. dostlar sorarım size. İngiltere'de Sor. evsiz zencilerin kucağında hop hop hoplayan o Buna azan ben. Ha. Buna kızan yine o. Yeniden doğması gereken ha. ben. Bu iş nasıl süzülür anlamadım. Ne yapmalıyım? Her ne şey, oldu? Her şeyi bırakıp yeniden doğsam mı? Ne dersiniz? Ne A oldu? Adam bir yapsın, mağdur oldu ha. Oğlum bu adam hemen gelsin AKP'de siyasete başlasın. Değil mi? <laughs> bir belediyesi var. Ya, ya, da, var. Ya, da, ya da ya da bir muhtarlığı var. Ya da e, hemen Fenerbahçe'nin başına... <gülüyor> <gülüyor> Bir mağduriyet bulur yani evet. Mağduriyet bulmada çok yılan. lan. Vay anasını evet. ya adamın başına kök kötü olaylar geldi gibi anlattı adama. bunu Bununla oh oh oh, 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 oh evsizliği hoplayan ben evsiz hoplarken bir anda evet. kumuzu gıdıklamaya ben. başlayan ben ondan sonra paparayı yiyen ben oh. oh anlayalım. Yani ne bileyim ya çok ilginç gerçekten. Erkeği bazarım kardeşim. Azıcık. <laughs> evet. Şimdi abileye geleceğim. Abladın götlüğünü ben vermeden geçemeyeceğim. İki sebepten dolayı. Birincisi her şeyin çözümü senin çözümün değil. Bazı... Bu bu bak hayatta bir sorunu bir şeyle çözmüş insanlar illa din olmak zorunda değil. Her boka aynı çözümü önermeye başlar. Burada şimdi isim de vereceğim. Turgut Uç. Ne oluyor? <laughs> Turgut... Geleceğim bak. Turgut Uç bildiğiniz gibi bizim gözlemlerini tespit edebileceği üzere kendini spora verdi. Çok güzel fit oldu, seksi oldu. Zaten çok seksiydi, daha da seksi oldu. Okey, tamam yani, evet. Şu an Turgut'a ne desen Turgut spor yap diyor. <laughs> ha, a, Turgut o adam mı oldu? O adam Turgut. Ay. biraz başım ağrıyor spor yap Aynen. Yok. Abi spor yap beynin oksijen gitmiyor ondan dolayı. Abi işte belim ağrıyor. Abicim sen biraz spor yapman lazım. Karın kasların çok fazla güç şey taşıyor. Ondan spor yapman lazım. Abi yani tuttuğum takım yenildi. Abi spor yap biraz. Sen spor yaparsan tuttuğun takım da senden feyiz Daha iyi oynamaya başlar. <laughs> yani transfer ederler onlar başarılı olur falan. Diye. Evet abi işte Diablo'da istediğim lootlar düşmüyor. Abi spor yap. Daha fazla tıklıyorsun parmakların bak e-sporcular spor yapıyor falan. Turgut bu adam. <laughs> Şimdi bir çözüm kendisine iyi gelince bu çözümü herkese iyi gelecekmiş gibi anlatan insanlar genel olarak biraz şeydir yani. Biraz insan üzer. Bunun dini versiyonu tövbe estağfurullah tövbe. Bu zaten yani dini versiyon hiç olmuyor. Abla da her şeye her sorunun çözümü din iman her sorunun çözümü Hristiyanlık değil. Değil yani. Kusura bakmayın. Ablanın bir götlüğü buradan. ikinci götlüğü evsiz abiyle oynarken söylediği laflar. Sen böyle göt görmemişsindir değilim. O adam oyuncak mı ya? O adam, o adamın bir haysiyeti. O adam evsiz diye. O bir şerefi bir şey yok mu ya? Sen o adamın kucağına oturup ay göt gördün mü sen böyle bir... Hey, hey, yaşlı adam oha! falan diye öyle hoş bir şey mi bu yani bu lan bunu hiç adam da bir insan bu adam hiç ulan Yiğitcan valla adamla empati yaptın ben hiç empati yapmamıştım evsiz zenciyle <laughs> sen zaten hiçbir zaman bir zenciyle empati yaptın mı ki hayatın boyunca oha! oha oha <gülüyor> evet <gülüyor> Yani o yüzden Ablanın bir götlüğü de burada var. Ablanın iki götlüğü. Abiye abi <laughs> bir kere ben abiye bir mağduriyet <laughs> coşkusu veriyorum. Orada mağduriyet <laughs> götü veriyorum yani. Kendi kendine amın okuyayım bir anda e, her şey onun başına geliyor gibi yapmış kendini. Yap abi. Yürü abi. Hakkındır abicim. Patlat. E, göt. E, bir ikincisi e, sen neden neden Özel mesajlarda birbirine atılmış... Bir videoyu açtın... Evet ya şunları niye açıyorsunuz abi durup, durup. Bütün olaylar Açmıştım. buradan patlıyor bu hikayelerde... Evet... Niye açtın... Ve niye sonra Yunus'u kıdıklamaya karar verdim bunu açıp... Adamın bu savunması ben burada yapayım... Kamu kamu avukatı gibi... E, me Aha. Mekanizma açıktaymış ama... Bir mastürbasyon söz konusu değil... Okşama var sadece... Tamam evet. abicim biz onun nereye gideceğini biliyoruz yani şimdi ben 33 senelik penis sahibiyim bana şimdi şey anlatmayın. <laughs> <laughs> <Yani, gülüyor> Yiğit Can yani... 33 senelik penis sahibi. <laughs> taklavat, taklavat şortun dışına çıkmış elin içerisine gelmiş <laughs> o, o, silah patlayacak hocam o. Hani bana şimdi burada edebiyat yaptırmayın yani. <laughs> o çoğun silahı gibi bir şey oraya girdi mi patlar. Ben şey diye bir insanla tanışmadım var mı bak Allah aşkına söyleyin ya. Ee, çıkarttım şortumu. <laughs> e e tenisi de avucun içerisine aldım ha sonra bıraktım ya geri koydum. Bak böyle bir tanıdığınız. Böyle bir şey olması için silahı odaya annemin daha girmesi lazım. Silah yere bırak, <laughs> silah yere bırak ateş edelim. Böyle böyle bir şey alternatif yok yani o yüzden dayının şimdi oradaki ki şeyi falan çok yanlış oğlum. Yani bak şey demiyorum ama yani bu ünlülerin hatırlar mısınız? Cep telefonu iCloud'larından çıplak resimleri çalıyor. Orada, Tappening yani. Tappening. Orada da bile ki onlar bunlar kamyon mağar olmuş isimler. Yani eşi dostu değil yani. Musa Kurt. Orada bile ne kadar konuşuldu. Oğlum bak et yapmayın etmeyin. Şu şu fotoğraflara kuş e, kuşu öttürmeyin. Yani bu ayıptır. Bu insanlığı hırsızlık Tabii malı. Canım. Bu özel şeyi falan. Yani bunlar konuşuldu yani anladın mı? Ki bunlar ünlü ünlü insanlar. Sen bir de yani bu senin eşin hanımın ya. Karısı mıydı? Kayıgirisi miydi? Unuttum. Hikaye Neyse onu yani. yani. Karısı. Ya, ayıptır, günahtır yani. Sen burada ne yapıyorsun? Hayır bu zaten bu senin nikahlı karın lan. Yani çok şey derdindeysen yani de ki çok azlıysan git seviş o zaman hani kapan. Ya he yani, aşk uzatıyorsun? Evet biraz böyle bir şey oynasana bana ha ha falan filan gençliğinde. Ama zaten işte ilk o şeyi habersiz mesajı açtım mı oradan bir abi götlüğü almış. Ondan sonra eline şeyi alınca da bir götlük alıyor. Musa Kurt 22 lira çok teşekkürler atmış. Abiye de iki katmanlı götlük veriyorum. Ee, i̇kişer ikişer yollayacaktım kitap aklıma şey geldi. Ee, bu videoyu tutan arkadaş Evet. evet ya bir de atım sonra bak hatırlıyor musun bu ne günlerdi falan. Ama o... <laughs> evsiz zenciyi hatırlıyor musun Öyle diye bir meğerse hikaye şey... promptu ben kabul etmiyorum şey yani şey gibi değil mi adı gibi sanki böyle ajanlık yapmış Arpa'da da evsiz zenci evet. hatırlıyor musun falan çok ünlü bir suikastçıydı <laughs> falan gibi <Evsiz> <laughs> sniper'mış böyle evsiz zenci meğerse. kimse tanımazdı. Ben bir şey diyeyim mi? Bak ben bu bu hikayenin kod, kod adından hoşnut değilim. Buraya da bir yarım göttük vermek istiyorum. Çünkü ben mesela gerçekten içerisinde evsiz <laughs> ve e, zenci olan bireyler olan anılarım var. Mesela Hatta Bob. An, anlatmışımdır mesela Bob yayınlarda. Ben mesela bu hikayeyi şeyde hatırlam. Gün hatırlan sana bir evsiz zenci hikayesi anlatmıştım diye mesela bunu <laughs> anlat bunu söylemem. Hatırlıyor musun abi bir gün böyle Kongolu bir adamla tanışmıştım da beraber gece partilemiştik dans etmiştik diye yani. anlatırım. Yani. Mesela. Hani bir tane böyle sokakta bir abiyle tanışmıştık. Evsiz Zenci. Bu böyle bir dizi bölümü olabilir mi? Mesela böyle hayal edebiliyor musun? Friends, evet. The One with the Evsiz Zenci. Doğu Bey'in son operasyonu. Şahsen, Evsiz şey şahsen <laughs> benim benim de Zenci arkadaşlarım var. Ne bileyim, Okon Bey'e böyle bir şey desem baya bozulur. Senin zenci arkadaşların yok. Otogarda fotoğraf çektirdin insan S senin arkadaşın Hocam ben ruh hastası mıyım Yiğitcan? <laughs> <laughs> Şunu deyip deyip duruyorsun. Otogarda random adamı çevirip fotoğraf mı çektirdim sence? Evet. Hayır. Evet. Tamam. Ha? Adı ne? Tamam. Ne zaman görüştünüz en son? Otogarda. <laughs> Adamla bir kere. Çok yakınız ya. Bir kere görüştük. Kaç kere Yeni görüşürüz. bir arkadaşlık. Allah Allah. Her gün her gün arkadaşla mı görüşürüz oğlum işte. Tanıştık tamam mı? Arkadaşız. <laughs> Yeni başladı yani. E olur abi yavaş yavaş tabii. Adım adım gitmek lazım. Hemen gelişmiyor. Valla yani hı hı. adamda tam şey kıskançlığı var zaten ya. Geçmişte fındıkları kırdı tabii. Şimdi bizde din dindar oldu. Bize geldi dindar oldu böyle. Alttan alta be belki işte o çılgın kadını kaçırmışız be falan gibi bir kafayla da bence azmış olabilir. <laughs> e, bu her, her türlü götlük bu ya. Ama Yiğitcan'a şeren katılıyorum. Bence de iyi yakaladı onu. Yani zenci evsiz Zenci'yi hatırlıyor musun da gelip böyle göt gördüm müye kadar giden... <laughs> inanılmaz ırkçı geçmişini <laughs> ya da böyle patavatsız hmm. geçmişini diyeyim hadi ee, dinle bastırmış falan gibi bir durum var. O yüzden ben de kadına göttük veriyorum. Bir, ama bir birim veriyorsam adama en az 2-3 birim veriyorum. Zaten bilgisayara izinsiz bakma, kadına üste çıkma, mağdur olma bir <laughs> sürü yani rapor, Z raporu gibi herifin götlüğü. Her türlü göttük var adamda. Evet. E, ve gecenin son hikayesi bebekli bebiş. Erkek arkadaşım bugün burada sosyopolitik hikayelerden gidiyoruz böyle. Erkek arkadaşım Afganistan'da yaklaşık 6 sene kadar askerlik yapmış. Geri döndüğünde Hı. ise bir buçuk yıl kadar terapi gördü. Dümdüz travma sonrası strek, stres bozukluğu olan birisi. Afganistan'ın çok tehlikeli yerlerinde kaldığı için uyku problemleri yaşadığından hep sanki baskın olacakmış gibi yarı uyanık bir şekilde uyumayı öğrenmiş. Bu sebeple... Artık de öyleydi. <laughs> Bu sebeple döndüğünde bir buçuk sene kadar hiçbir kadınla birlikte olamamış çünkü beraber aynı yatakta yatamıyormuş kimseyle. En ufak harekette hmm. uyanıyormuş ve bir iki kere silahına davrandığından çevresi içinde tehlikeli olduğunu düşünmüş ve sevgili yapmamış. Cinsel ihtiyaçlarını gideremediği ve kadınlarla rahat edemediği için hem hiç ses yapmayacak hem de seks yapabileceği bir çözüm bulmuş. Ve kendisine bir real doll almış. Bu seks bebeği ile yıllarını geçirmiş. Ona bir isim takmış, farklı kıyafetler almış ve duygusal olarak bir bağ kurmuş. Biz 3 senedir beraberiz. İlk beraber olmaya başladığımızda bunun hikayesini anlattığında çok ciddiye almamıştım. Fakat yıllar geçti, hala dolabında duruyor. Hatta böyle arada şaka falan da yapardım. Bebeğin adı da Britani. Britani nerede? Yemeğe Britani de gelecek mi falan diye böyle bir makara haline getirdim ilişkide. Dolaptan çıkamamış bir Evet. Biz <gülüyor> biz, <gülüyor> biz evlilik arifesinde ol, arifesindeyiz artık. Bu sebeple e, bir süredir Britney'i atması gerektiğini söylüyordum. Sürekli olarak Hoş atacağım. sürekli olarak atacağını söyleyip atmıyor. İki ay önce işinden çıkartıldı. Çıkarıldığından beri ereksiyon problemleri yaşıyor. Çok gergin ve seks yapamıyor genel olarak rutini dışında bir şey olduğunda zaten cinsel gücü ve libidosu hemen düşen birisi. Diyelim çimleri biçmek için adam gelmedi ve çimler uzadı değil mi? Bütün morali bozuluyor. İki aydır seks yapamıyoruz. Ne zaman hamle yapsam istemediğini söylüyor. Geçtiğimiz gün dolabından yoğun bir çamaşır suyu kokusu geliyordu. Dolabını açtığımda ise kokunun Britanya'nın üzerinden geldiğini gördüm. Aa. O Kurut kurutmadan koymuş. <gülüyor> ona <gülüyor> Ona neden Brita'nın çamaşır suyu koktuğunu sordumda ise yıkadığını söyledi. Ben de ona zaten okay. atacaktın, niye yıkıyorsun diye sorduğumda onunla birlikte olduğunu, sonra da çok utandığını, bu yüzden de onu temizlediğini söyledi. İki aydır okay. bana kaldıramayıp nasıl seks bebeğine kaldırıyorsun diye kavga ettim. O da bana ikisinin ayrı kanallar olduğunu, bunun mastürbasyon ile aynı şey olduğunu söyledi. Ben de eğer yarın gece seks yapmazsak bu ilişki biter. Kendini ona göre hazırla dedim ve konuyu kapattım. Tamam dedi. Ertesi gece yatağa geçtik. Ben klasik hamlemi yaptım. Kaldıramadı. Sonra utana sıkıla Medra hoş geldin. Sonra utana sıkıla aslında belki de Britani'yi de aramıza almalıyız dedi. Nasıl yani dedim. Britani ile üçlü yapmak istediğini söyledi. Delirdim. Böyle bir şeyin asla ama asla olmayacağını söyledi. O da bana çok kompleks psikolojik sorunları olduğunu ve Britany'i bir şekilde bir psikolojik destek olarak görmem gerektiğini söyledi. Bir 45 dakika konuştuktan sonra lanet olsun dedim ve bu fikre okey oldum. Denedik. Her şey çok tuhaftı. Öncelikle bir bebeği bir giydirdi. Sonra bebeği yatakta benim yanıma koydu. Öp onu dedi. Sanki ona bir okay. insan gibi davranıyordu. Dediklerini elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Seksin ortasında arada bir bebeğe sorular soruyordu. Sence de Jenny çok seksi değil mi Britani? Falan gibi şeyler diyordu. Sonra bir noktada Britani'yi seslendirmeye başladı. Sesini inceltip cevap veriyordu. O noktada ben dayanamayıp... Şimdi ne durumda? <laughs> o, o noktada, o noktada artık ben dayanamayıp kahkahayı patlattım. Ben kahkaha atınca birdenbire tüm tadı kaçtı ve artık istemediğini söyledi. O gece derin derin düşündüm. Erkek arkadaşım iyi birisi. 3 yıllık ilişkimizde bunun dışında tek bir fazlasını görmedim. İyi bir insan, iyi bir adam, ona aşığım. Ama bu artık son dönemdeki olaylar yani bana çok tuhaf geliyor. Konuyu çok artık açmak da istemiyorum. Çünkü travmaları yüzünden sürekli olarak savaş anılarını getiriyor konuyu. Mesela neden kaldıramıyorsun diyorum. Biz işte Kabul'un dışında bir kere saldırıya uğramıştık. O saldırıda da birdenbire şöyle oldu böyle oldu diye fi tarihinin hikayeleri anlatıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir yandan ona zaman verip psikoloğa götürüp böyle bunun üzerine uğraşsam mı? Bir yandan da hemen şu anda eşyalarımı toplayıp siktirip gitsem mi? Sizce bunu yaparsam kötü olur muyum? Ne dersiniz? Tavsiyelerinize zaten ihtiyacım var. Ata havala hoş geldin. 3 yıldır niye psikoloğa gitmiyor da bebekle çözmeye çalışıyorsunuz abi inanılmaz bir şey. Ee, ben kesinlikle kesinlikle bu anlatan karakterin tavrından hoşlanmadım. Yani e, şuradan dolayı hoşlanmadım bir eline alıyoruz bir karakterimizin derdini. Bir karakterimiz savaş görmüş bir ki post travmatik stres Rambo. bozukluğu yaşıyor. Rambo. Ee, belli ki psikolojik bir sürü derin problemi var. Cinsellikle ilgili bir takım problemleri var. Ee, bunların hepsi savaştan döndükten sonra olmuş. Bir tarafta da sevgilisinin siki kalkmayan bir insan var. Hmm. Savaştan sonra yaşadığı post travmatik stres bozuklukları mı? Sevgilimin siki kalkmıyor mu? Sanki biri daha ağır bastı elimde. Tabii ki sevgilimin siki kalkmıyor. <laughs> ee, ne olursa olsun herkes sevgilisinin sikinin kalkmasını hak eder. Ee, sevgilisinin siki özelde kalkıp kendisine kalkmıyorsa, kendi seks bebeğine kalkıp şahsına kalkmıyorsa bu çok büyük bir hakarettir. Ee, şahsi bir hakarettir. Şahsi alınmalıdır. Ve elbette bunun yaptırımları olacağı karşı tarafa net bir şekilde bildirilmelidir yarın bana erekte bir penisle geleceksin yoksa karışmam gibi laflar biliyorsunuz bir erkeğin penisini dimdik yukarı kaldıran bir numaralı seks cümleleridir. Ya bu arada bu kadar, ben de. bu kadar uğraşacağına bir siyalis miyalis bir şey atsaymış keşke de uğraşmasaymış yani. Abi e, adamın... Çeceğine mi? <gülüyor> <gülüyor> Adamın adamın şeyi falan hiç gerek yok ya. Adamın yani adamın çok büyük dertleri var abi. Bence buradaki dertler Bunlar bizim evli yani... değiller bu arada. niye kişi Zaten evlenmesinler bence de. Yani bu biz biz niye sikişemiyoruzdan daha önemli şeyler olması lazım diye düşünüyorum. Bence bu ilişki içerisinde yani ablanın da öncelik listesinde ben sıkıntılı buldum gerçekten şaka bir yana. Ee, abinin Ama durum da çok garip şimdi. Sadece şey de değil. Seks de abi, Çok değil. garip de ya işte abicim çok garip. Ama onu diyorum işte çok durum garip biraz durum. Lars Ama von Trier durum... filmi gibi. Kanka durum durum biraz Lars von Trier filmi gibi. Sen duruma Şahin Kav parodisi par şey yapamazsın. <laughs> muamele yapamazsın. O işte biraz indirgiyi anladın mı? Hani kobra nerede falan gibi konuyu oraya getirmen o kadar basit bir konu değil. Abinin kafa çok karışık yani. <laughs> Abi Homeland'de Herhalde. vardı böyle bir karakter ya. Abi ben şeye kadar okeydim bu arada. Hani böyle okey değişik bir şey deniyorlar. Hani en azından kaldırabildiği bir şeyi sekse katıyor. Okey ama bir hani kızla da konuşuyor okey. Yani bebekle de konuşuyor okey. Ama bebeğin ağzından cevap verdiği noktada bende koptu film artık yani. <laughs> yani evet. Orada adamın tek derdi şey değil de bir şey morali bozuluyor mu dedi bir şey olmayınca çok çabuk mu çöküyor öyle bir şey var Abi adam vardı. adamın şimdi şeyle alakalı o. Orhan hoş geldin şeyle alakalı adam hoş asker geldin. olduğu için belli bir rutini varmış ee, o yüzden rutinler bozulduğu zaman çok psikolojisine etki ediyormuş ve bunlar tabii ki biraz boku çıkmış artık çimen mesela işte bahçıvan şeyleri çimleri kesmedi mi adamın moral direkt gidiyormuş rutini dışında bir şey olunca. Abi işte ben o zaman direkt şuna geleceğim işte bu da var. Yani odadaki filde kimse uğraşmıyor oğlum. İkiniz de bunu biri sırf seks açısından bakıyor öbürünün hayatı sikilmiş. oğlum üç senedir neyi bekliyorsunuz? Gitse o evet. ya bu adam psikola. <laughs> neyi bekliyorsunuz evet. Abi, manyak mısınız? <laughs> Yok bebekmiş de o gelmiş de o onu yağlamış da dublaj yapıyormuş da. Oğlum neyi bekliyorsunuz? Delirmiş bunlar ya. İkisine de ben götlük veriyorum yani. Evet evet. Biri yokmuş gibi davranıyor. Öbürü sadece indir yemiş konuyu falan. Çok acayip yani. Ben net ikisine de göttük veriyorum ya. Bir de işten çıkarılmış. Abi işte neyi bekliyorsun ya? Çok zor bir hayat bu. Böyle geçmez ki. Nasıl ki kendi kendine mi geçmesini bekliyor acaba benim. Bu arada be bir çünkü buçuk, yıl, bir şey buçuk yıl terapi görmüş. Bu adam bayağı aynı yatakta bile yatamıyormuş kadınlarla. Hacı, tamam Hacı devam ettik o zaman daha da. Ya. Bir buçuk yıl terapi görüp en azından böyle şeyleri bir bir tık insan gibi yaşayabilme olayını çözmüş. Ama belli ki çözmemiş aslında. Evet. Sessiz birini yatağa alınca yatabiliyor. <laughs> falan gibi bir şey gelmiş konu. Evet. Ya hayatı boyunca belki de bir terapi görmesi lazım bu adamın. Bu Homeland dizisinde böyle bir karakter vardı o da aynı şekilde sevişemiyordu. Sonra canlı bomba oluyordu adam. Burada bir noktada canlı <laughs> bomba olabilir. Karde <laughs> <Orada> bak. <gülüyor> <gülüyor> ee, var mı başka bir yorumunuz peki arkadaşlar? Yok. Yok ben ya. De sana ben ben de, yani ben şöyle ben abiye abiyi <laughs> e, bir, bir suç. <laughs> Abiye e, kendi yeterli e, yardımını almadığı için bir uyarı veriyorum götlük değil ama kesinlikle ablaya da göt götlük yani. Evet dünya üzerinde korkunç şeyler olmaya devam ettikçe bu üçlü bu korkunç şeyleri buralarda e, <laughs> yargılamaya devam edecek ne, ne? Abi çok saçık adamlaştığın farkına indirsin <laughs> <ansızlanan> bu durum <laughs> adam götlü yok götürüyor. kimse ha okey şey diyor. Okey. Ben değilim, bana diyor sandım. Tamam. Evet. O zaman bir, bir, bi, bi cevap verecek misiniz buna bu arada? Ne vereceğim? verdik oğlum biz yargılarımızı artık herkes ha. herkesin yargısı. Yok şey, şey yapacağız. demiş. Elinden tutmadan bu durum geçmez. Bu adamın bir götlü yok demiş ya. Ondan dolayı dedim. Biz ben yargı... de öyle dedim. Okey. O zaman yarın Hanege yok mu şimdi? <laughs> ee, yok pazartesi yapalım sana da uygunsa. Tamam. O zaman ben yarın ya KİK'te ya da burada yayın açarım. Öyle yaparım. Ee, sevgili dostlar. Sizleri seviyoruz. Öpüyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Ee, yarın görüşürüz sizlerle. Hepinize iyi geceler. Türkiye her nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsan diyoruz ve toparlıyoruz. Hoşçakalın. Evet,